İblis, lanetlenmeden önce meleklerin hocası ve reisiydi. İslam alimleri buyuruyor ki, Allahu Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a doğru secde etti. Meleklerin hocası olan İblis emri dinlemedi, secde etmedi. İmam-ı Salebi Hazretlerinin İbn Abbas Hazretlerinden rivayet ettiğine göre İblis meleklerle beraber idi. Ateşten yaratılan cinler taifesinden idi. Melekler ise nurdan yaratıldı. İblisin önceki adı Azazil idi. Cennetin bekçilerindendi. Dünya seması meleklerinin reisiydi. Dünya semasının ve yerin sultanıydı. Meleklerden, ilimden üstün idi. Gök ile yeryüzü arasını idare ediyordu. Bunun için kendini büyük gördü. Bu hali onu Allah'a isyana sürükledi. Allahu Teala da onu rahmetinden uzaklaştırdı. İbn Abbas Hazretleri buyuruyor ki, İblis cennet bekçilerinden idi. Dünya semasının işlerini idare ediyordu. Said bin Müseyyid buyuruyor ki, İblis meleklerin reisi, hocasıydı. Ahmet Rıfai Hazretleri talebeleriyle sohbet ederken, insanların kendini beğenmesiyle ilgili bir soruya verdiği cevapta buyurdu ki, İlminin fazla, amelinin çok olmasıyla gurura kapılan kimse, marifet sahibi değildir. Çünkü şeytan da pek fazla bilgiye sahipti. Yanlış mantık yürüterek ateşin topraktan daha üstün olduğunu iddia etti. Halbuki meleklere hocalık yapıyordu. Sonunda kendi nefsinin üstün olduğunu söyleyip kibirlendi. Böylece Allahu Teala'nın gazabına uğradı ve lanete müstahak oldu. Ebedi olarak rahmet dergahından kovuldu. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Meleklere Adem'e secde edin." demiştik. İblis hariç hepsi secde etmişti. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve onun avanelerini dost mu ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Şeytanın yolundan gidenleri dost edinerek cenneti verip cehennemi almak zalimler için ne kötü bir değiş tokuştur. Şeytanın secdeyle emrolduğunu bildiren İki hadisi şerif meali şöyledir. Ademoğlu secde ayetini okuyup da secde edince şeytan ağlayarak uzaklaşır, sonra şöyle der: "Yazık bana, Ademoğlu secdeyle emrolundu ve secde ettiği için cennete kavuştu. Ben de secdeyle emrolundum ama isyan ettiğim için cehenneme müstahak oldum." Kibirden sakının. Kibir, şeytanı secde etmemeye sevk etti. Secdenin Adem Aleyhisselam için değil, Allah için yapılması istendi. Yani Hazreti Adem istikametinde Allah'a yapılması emredildi. Biz de Kabe istikametinde Allah için secde ediyoruz. Kabe'ye secde etmiyoruz. Meleklerle birlikte iblise, Adem Aleyhisselam istikametinde Allah'a secde edilmesi emredildi. Şeytan Allah'ın emrini uygun görmeyip, "Ben ateşten, o ise topraktan yaratıldı. Ateşten yaratılan bir varlığın, topraktan yaratılan bir varlığı kıble edinmesi yanlıştır." diyerek secde etmedi ve ebedi lanetliklerden oldu. Her insanın yanında bir şeytan olduğu gibi, herkesin yanında bir de melek vardır.
Şeytan insanın kalbine kötü düşünceler, vesveseler getirir. Melek ise insana iyi düşünceler ilham eder. 3 hadisi şerif meali şöyledir. Melekten gelen ilham İslamiyet'e uygun olur. Şeytandan gelen vesvese İslamiyet'ten ayrılmaya sebep olur. Allah-u Teala benim yanımdaki şeytanın vesveselerinden beni muhafaza etti. Allah-u Teala bana ihsan etti, şeytanım Müslüman oldu. Buradaki Müslüman oldu demek teslim oldu, bana zarar veremedi demektir. Zaten kelime olarak Müslüman, teslim olan, kayıtsız şartsız boyun eğen demektir. Şeytan çeşitli yollarla vesvese vermeye çalışır. Hikmet ehli bir zat diyor ki, şeytanın bilhassa şu 10 yolla vesvese verdiğini görüp ona göre tedbir aldım. 1. Tülü emel, uzun emel. Zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemektir. Nerede, ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Aniden de ölebilirim diyerek şu ayeti kerimeyi hatırladım. Hiç kimse nerede öleceğini bilmez. 2. Nefse uymak. Her nimetin çetin bir hesabının olduğunu ve şu ayeti kerimeleri düşünüp nefsime uymadım. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Kötü neticeyi yakında görecekler. Nefislerinin arzularını ilah edinenleri görmedin mi? 3. Ucub. Şu ayeti kerimeyi hatırladım. Onlardan kimi bettah, kimi mesuttur. 4. Kibir. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Hadis-i şerifiyle şu ayeti kerimeleri düşünerek kibretmekten sakındım. Allah kibredenleri sevmez. Allah katında en keremliniz, en çok takva ehli olanınızdır. 5. Müslümanlara saygısızlık. Şu ayeti kerimeyi hatırladım ve din kardeşlerime hürmet ettim. Asıl şeref ancak Allah'ın, peygamberlerinin ve müminlerindir. 6. Haset. Şu ayeti kerimeyi düşünerek kimsenin malına göz dikmedim. Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini aralarında taksim ettik. 7. Riya. Şu ayeti kerimeyi düşünüp ihlasa sarılıp riyadan kurtuldum. Rabbine kavuşmayı dileyen salih amel işlesin, ibadette ona hiçbir şeyi ortak koşmasın. Cimrilik, tamah, hırs. Tamah, mal toplama, biriktirme hırsıdır. Cimrilik ise harcanması gereken yerde para harcamaktan kaçınmaktır. Önce şu hadis-i şerifi düşündüm. Cömertlik, iman sağlamlığından ileri gelir. İmanı sağlam olan cehenneme girmez. Cimrilik, imandaki şüpheden ileri gelir. Böyle kimse de cennete giremez. Sonra şu ayeti kerimeleri düşünüp Allah-u Teala'ya güvendim ve insanlardan ümidi kestim. Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah katındakiler bakidir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder, ummadığı yerden rızkını verir. Her canlının rızkı Allah'ın üzerinedir.